Selamlar BTC Haber TV'den. BT Kafe'de bugün konuğum YouTuber Halil İbrahim Göker. Hoş geldin. Merhabalar Melisa Hanım. Hoş bulduk. Kaçın, hangi kimliğinle şu an varsın burada? Çok ayıp ama yani şimdi insanlar bizi ne olarak tanıyor? Seni bu karaktersiz şimdi falan anlamında söylemiyorum yani. Arkadaşlar duyuyorsunuz yani, bak yani. Neler söylüyor ya? Çorumluymuş. İzmir'de büyümüş. İstanbul'a gelmiş sonra. Hepsi bir senedir İstanbul'dayım bu arada. Şu an bir İstanbul beyefendisi gibi konuşuyorsun ama. Yok, İzmir beyefendileri de böyle konuşuyor. Öyle herhalde mi? Ben İzmir beyefendisi tanımıyorum. Siz fenomenlerin en çok ne kadar kazandığını merak ediyor. Çünkü orası bir dehliz. Neler dönüyor etrafta biliyor musun? Neler dönüyor yani? Yani umarım gerçekten o kadar çok para kazanmıyorsunuzdur. Yani çünkü ben biraz sinirleniyorum böyle. Kazananımız vardır valla. O rakamların daha yüksek onlardan kazananımız de da vardır. Yani biz yakın bir dönemde çoğu fenomen maliye soruşturma geçirdi devlet tarafından. Yani ben neler duydum orada. Yani sonuç olarak hani %18 KDV, %15 gelir vergisinden adama mesela 10 milyon lira ceza gelmiş. Bunun ana parasını düşününce insanın morali bozuluyor. Sonuçta aynı mesleği yapıyoruz falan diyoruz. Ya bir gün bize de gelirse diyorsun mu gibi. Bana geldi zaten. İki kere geldim. Ama yani önemli değil ya. Çatır çatır. Yok, verdik ya. Verdik. Yapacak bir şey yok. Yani devlete de yani vergi vermek zorundaymışız. Devlet baba dedi ki sen vergi vermek zorundasın dedi. Abi ama biz bunu bilmiyorduk dedik. Ha, o zaman cezasını da ödeyeceksin dedi. Yani her Türk vatandaşı doğduğu andan itibaren anayasayı bilmek zorundaymış. Öyle dediler. Cidden bu arada öyle dediler bize. Sayın Göker, durum böyle. Bir haber spikeri olarak konuşmuş. Evet. Ben de, sen değil mi? Yok estağfurullah. Ben de bu arada bir sene boyunca bir uygulamada bilgi yarışması sundum biliyor musun? Allah Allah. Evet. O sende o vibe var, aldım onu. Teşekkür ederim. Ben oyunculuk kökenli olduğumuz için her şeyi yapıyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Peki şimdi YouTube'a başlamadan önce Vine'la mı başlamıştın? Galiba evet, öyle bir hikaye var Vine, değil mi? Evet. Aykut Elmas'la birlikte. Evet. Vine'dan önce nasıl bir hayatın vardı? Ben Cimantik edebiyat öğretmeniyim bu arada ya. Gerçekten evet mi? Wow. Bu arada evet, en son düşüneceğim şey senin edebiyat öğretmeni. Edebiyat öğretmeniyim. Yani 2010'da 9 Eylül Üniversitesi'nde başladım. Bu dönemde özel tiyatroda yapıyordum. Sonra Vine diye bir platform çıktığında dedim ki ben burayı bir kullanayım. Burası bir vitrin olur. Beni de birisi keşfeder, oyuncu olur giderim yani diye düşündüm. Sonra burası bir sektör oldu. Siz mesela televizyondan buraya geldiniz mesela. Ben oraya çıkmaya çalışırken siz buraya geldiniz. Öyle evet, bir durum iş oldu. Ne kadar ilginç gelişti gerçekten ya. Kızım adam yok, yoğu satıyor. Arsa satıyor, arsa. Metaverse'de arsa satıyor. Metaverse'de arsa. Metaverse'de arsa. Metaverse'de arsası biraz olmayan kaldı mı ya? O bana biraz şey geliyor. Yani NFT ve şey birazcık oraya sonra konuşacağız muhtemelen. Direkt konuşalım mı bilmiyorum da. İstediğini konuşabilirsin her an. Yani Metaverse'deki arsa olayı bana birazcık şu an için almak, en azından böyle yüksek bir meblağ yatırmak şeylikmiş gibi geliyor yani. Kerizlikmiş gibi geliyor da tabii ki de ben burada merci değilim. Merci değilim burada ben. Ama sonuçta 1902'de de adam araba icat edildiğinde, televizyon icat edildiğinde dağda bir şey icat edilmeyecek demiş. Yani burası da yürüyebilir. Ama NFT şöyle bir mantıklı olabilir. Mesela şu Mona Lisa biliyorsunuz ki. Bu Mona Lisa. Çok şükür. Mona Lisa'yı Mona Lisa yapan, değerli kılan şey Da Vinci'nin yapmış olmaz. Yoksa muhteşem bir resim değil yani. Kaşsız bir kadın yani bu. Muhteşem bir resim değil. Yani biz sanat eserini değerli kılan sanatçının yaşamıdır. Mesela Basquiat'ın tabloları var. Metallica'nın bas gitaristi almış mesela 100 bin dolara zamanında. Geçen 15 milyon dolara satmış. Onun yaşamından dolayı onun eserleri değerli. Yoksa muhteşem bir ressam olduğundan dolayı değil. Aynı şekilde çığlık tablosu, 3 tane çığlık tablosu yapmış Mönch. Bir tanesi çok değerli. 3 kere çalınmış o şeyden. Müzeden 3 kere çalındığı için değerli olmuş o çığlık tablosu mesela. Yani bir sanat eserini değerli kılan sanatçının yaşamı. Yani şu an herhangi mesela sen NFT çıkarıyorsun. Ben senin NFT'ni niye alayım mesela? Benim NFT mi geçiyor? Yani saçma sapan komik pikselli maymunlar. Evet mesela be. Onları almak şu an kerizlik yani. Ben çok net söyleyeyim. Çünkü bir sanat eserini değerli kılan şey sanatçının yaşamıdır. Var mı sen NFT aldın mı? NFT yani şu an için kerizlik olarak gördüğüm için almadım. Ama böyle gibi, geleceği görülen ya bir Türk bir Türk bir abi var. Onunkinden alınabilir diye düşünüyorum. Türk bir abi var. Şu an Amerika'da falan sergi falan da açıyor. Adını unuttum şu an. Bak işte mesela. Kim? Evet, Refik Anadolu. Mesela onunki alınabilir mesela. Bak cidden onunki alınabilir. Mesela şu 90 bin dolarlara falan satıyor da şu an. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil bu arada. Yani bize kitlemesinler sonra da. Yani su alabilir miyim bu arada? Çok özür dileyerekten. Yani onunkiler alınabilir ama mesela abi seninkini niye alayım mesela ben yani, değil mi? Evet, yani çok doğru söylüyorsun. Değerli kılan şey bu. Yani NFT mantığını doğru anladıysam ben.
Öyle söyleyeyim. Evet, orada bir hype var şu anda ve dediğin gibi... Ya işte insanlar coinlerdeki hype'tan dolayı şu an NFT'ye direkt saldırıyorlar ama... ...eğer ki normal sanatçı ve sanat eseri mantığı ise şu an direkt oraya böyle atlamak mantıksız. Doğru söylüyorsun yani, gözlemleyerek. Seninki tabii daha şey bir strateji, traderlı kafası değil. Sen gerçekten felsefesini anlayıp yola çıkıyorsun. Evet, mesela Frida Kahlo'nun mesela muhteşem resimleri yapmıyor Frida Kahlo. Ama yaşamı işte yani, o sevgilisiyle olan yaşamı, magazinsel boyut falan. Ama şu var orada aslında, hepimizin hayatı da böyle, sanatçıların hayatı da böyle. Yani sonuç olarak bir insan formundan bahsediyoruz. Ne yaşarsak onu aktarıyoruz. Kimisi sanatını aktarıyor, kimisi konuşmasını aktarıyor. İşte bunu değerli kılan onun ünlü olması gibi. Yaşam aslında orada. Evet. Yani o kadın... Düşünsene ne kadar ekstrem bir hayatı var ve dolayısıyla o nasıl eserlerine yansıyor. Biz onun nasıl acı çektiğini görüyoruz o resimlerden. Evet. Başarıda bu zaten. Ama ben döneceğim şimdi senin Vine'dan önceki edebiyat öğretmeni hayatına. O zaman edebiyat... Çok maddi sıkıntı yaşadın mı? Evet, ben İzmir'e ilk geldiğimde ben sınavda ilk bine girdim bu arada. Evet. Ama çok zekisin, o belli ya. Estağfurullah. Geldim İzmir'e, yani ilk iş aradım ben. Zaten ilk sene, iki sene KYK'da kaldım. Niye İzmir? Ha, çünkü orada kazandın okulu. Evet, 9 Eylül Üniversitesi'ni kazandım. Yani ilk iş buldum yani. Geceli sayım şirketlerini bilir miyiz? Sayım şirketleri var. Siz gece uyurken biz mağazaları sayıyorduk. Mesela herhangi bir mağazanın, mesela giyim mağazasının ürünlerini sayıyoruz. Açığı yakaladığında mesela müdürü falan işten çıkartıyorlar falan. Mesela içeride 1000 tane ürün var. Biz 900 tane sayıyoruz mesela. 100 tane eksik. Bak bir şey anlatayım size, bir trik anlatayım mı? Belki ister koyarsınız, ister koymazsınız. Mesela sayım şirketinde baskın sayımlar diye bir şey var. Mesela takım elbisesi satan firmalar var ya, oralara gidiyoruz biz, baskın sayım yapıyoruz. Mesela içeride 500 tane takım elbise var ya, biz sayıyoruz, fazla çıkıyor. Fazla çıkmasının sebebi ne biliyor musun? Müdür ne yapıyormuş? Takım elbiseyi kendisi terzisine diktiriyor, aynı takım elbiseyi 100 liraya mal ediyor mesela. Ama satıyor etiketi, 500 liraya. Etiketi, mağazanın etiketini basıyor, 500 liraya çakıyor geçiyor mesela. Anladın mı? Kendi ürününü satıyor aslında, mağazanın ürününü satıyormuş gibi. Peki bunun sayımının yani yapılacağını bilmiyor mu bu adamcağız? İşte baskın sayım diyorlar işte buna zaten. Aniden geliyoruz. Okey, bilmiyorlar ne zaman olacağını. İlginç, ben bunu hiç böyle bir meslek olduğunu bu arada bilmiyordum aslında. Evet, çünkü geceleri yani çalışıyorduk. Çok iyi para kazanıyor muydun? Hayır tabii. Hayır tabii ki de. Yavrum, gecesi de gündüzü de yok. Aynen, mesela gece çalışıyordum 2'ye 3'e kadar. Gündüz okula gidiyorsun falan. Gündüz okula gidiyordum. Aman be. O arada da tiyatroya çalışması yapıyordum. Aman be. Nerelerden gelmişsin ya. Canım be. Şu bakış açımda işte. Ama tecrübe işte bunların hepsi. Kesinlikle. Bu arada ben zeka öyle diye de bir şey olduğunu düşünmüyorum ya. Zeka dediğin şey tamamen tecrübeden bence kaynaklı bir şey. Bence zeka çevreye uyum sağlama yeteneği. O da olabilir. Aslında böyle tecrübeden de ibaret olabilir. Ya bunları ama tecrübe kazanabilmek için zaten buna uyum sağlayarak yaşaman gerekiyor ya. O yüzden öyle. Ne zaman köşeye döndün? İlk kim kaybeder? Uyum sağlayamayan. Aynen öyle. Ne zaman köşeye döndün? Valla şöyle söyleyeyim. 2013'te biz... Dürüst cevap verelim. Tamam. Abi. Çok dürüst cevap vereceğim sana. 2013'te ben 1 milyon takipçim vardı Vine'da. Ama sayım yapıyordum ben yani. Mağaza çalışan kız, abi biz seni takip ediyoruz diyordu. Evet, influencer marketing 2016'da başladı. 2017'de az az oturmaya başladı. Ben adam akıllı parayı 2018'de kazanmaya başladım yani. Açık ve net olayım yani. Çünkü reklam sektörü asıl dünyanın orada olduğunu gördük galiba, değil mi? Evet, sizinle evet ulaşılabileceğini anladı insanlar falan. Kaç yaşında olabilirim? 29. Of, inanılmaz nokta atışı. Şahanesin valla. 92 mi? Evet. Hiçbiri yakalayın. Aynı yaştayız mu biliyorum? Ağustos hayır mu değil. Ne olabilir? Burcum ne olabilir? Koç. Boğa. Akrep. Eyvallah. Akrep. Evet. Seninkini de aslansın sen. Eyvallah. Bak değil mi, bildim. Çok aslan ya. Ben aslanları sevmiyorum biliyor musun? Eyvallah. Çok sevdiğim arkadaşlarım. Biz ama yaradılarını severiz yaradandan ötürü. Yok öyle bir şey yok. Direkt mesela yakaladım seyirciyi, ama anladın şöyle, mı? Ezileni her zaman sever biliyor musun bizim halk? Mesela Survivor'da bak mesela her zaman ezilen birinci olur anasını satayım. Hiç böyle performansa bakmaz değil kimse. Değil mi? Acıtasyon seviyorlar. Aynen. Zaten Survivor'da artık insanlar şeyi çözdükleri için ilk önce performanstan ziyade tiyatroya gidip oynamayı öğreniyorlarmış. Şaka ama tabii ki, inanmayın. Senin kripto para yatırımın vardır. Var. Çok basit ya. Var. Kaç para batırdın? Yok, hiç batırmadım.
Yok artık canım. Yani biz 2018'e girdik çünkü. Hayatta inanmam. 2018'e girdim, ben niye para yatırayım ki? Bu arada yani ben o parayı bozdurmadığın sürece... Ha, yatırmadım diyor, batırmadım anladım. Kaç para batırdın diyorum. Tam batırmadım diyorum. Aa, aa çok ilginç. Batırmadan nasıl? Bozdurmadığın sürece niye batsın ki para? Duruyor yani orada şey birim olarak, coin'in birimi duruyor ama orada tatlım, yani. Ama tatlım 35 bin lira düştü. 35 bin dolarlara feci tamam, çakıldı biz 35 piyasa. Bin dolardan önce aldık demek ki yani. Alıyoruz, tekrar alıyoruz. 35 bin dolar oldu, tekrar yani alıyoruz. Birim olarak coin yükseltiyorum. Balina işte. 35 bin dolar neylesin ona? Balinalar çok şey sever değil. Çakılmaları. Dün bir canlı yayına katıldım, şey yazmışlardı ya. Halil İbrahim Göker'in suratında Bitcoin ferahlığı var diye. Çok doğru tespit. Hiç hak etmediğini düşündüğün çılgın gibi para kazanan fenomenler. Ya, çok var da bu böyle bir şey değil ya fenomenlik. Yani bir atıyorum mesela sen... Benim için şey düşünebilirsin yani, bu da çok doğaldır ya, bu salak niye takip ediyor ki bu kadar kişi diyebilirsin ama burada benim bir hiçbir suçum yok ki baba. Takip ediyor adam beni yani. Ne yapayım, takip edeni engelleyeyim mi ben? Ben bunu engelleyemem ki. Yani bunu şöyle sen de ama bir pasta insanlar... var. Ya tabii ki öyle, doğru söylüyorsun. O günün sonunda kişisel bir hırs ve kıskançlık, o ayrı, kimse suçlu yok tabii ki burada ama bir pasta var. Ve sizin aslında orada rakip kotanız daha sıkıntılı, yani şundan bahsediyorum. Sonuçta bir sürü komedyen var YouTube. Yani ben de seni araştırırken fark ettim ne kadar çok komedi unsuru yaratan fenomen varmış mesela. Onlar da bir rakip ya. Hani konuşuluyor. Ya bir sürü var da. Halime mi verelim, yani, ona mı verelim, verelim. Yani göz önünde olan, takip edilen 10 tane sayabilirsin. Ya da viral iş alabilen 10 tane vardır yani. Kadın hesap öder mi? Kadın tabii ki de öder. Kadın erkek eşittir çünkü. Ödetirsin yani. Ödemek istiyorsa ödesin abi, niye böyle aman ya, kadın senin hesap paran mı burada geçmez bakın falan. Kadın hesap mı öder işte, senin paran burada geçmez demekle kadını dövmek aynı şey abi. Bu da pozitif ayrımcılık. Yalnız gerçekten bunu alkışlayayım. Ciddi söylüyorum, bu da pozitif ayrımcılık lan. Çok, harbi çok, söylüyorum çok yani. Çok doğru dedin gerçekten. Pozitif ayrımcılık da yani kadına eşitsizlik mi denir yani. Ama çok yani sen çok doğru dedin diyorsun da buna kadına kadın haklarını savunup erkek hesap ödemeni diyen insanlar da var mesela. Kadınlar da var. Onu ne dersin mesela? Ben de sana sorayım mesela. Öyle kadınlar hakkında ne düşünüyorsun? Var, tanıştım. Gold digger diyebilir miyiz? Gold digger diyebilir miyiz? Desene kızım. Demem. Konuşsana. Konuşmam. Ya şimdi konuştum. Bir de öyle bir tabaska yapıyorum, üzerime geliyor. Kişisel sınırlarımı aştı. Bak mesela, anladın mı? Bu herkesin hesabı tutturuyordur bu. Ben de şey var biliyor musun? Ben zengin sevmiyorum. Vallahi hiç mi? Hiç hayatıma, bu da buradan ya, hiç hayatıma zengin bir adam girmedi. Ya ben de çok iyi meç olduğumuzu düşünüyorum ben de, ya. Ben de fakir seviyorum, ne yapacağız? Vallahi mi? Vallahi. Ben... 2013'e dönelim mi? Benim hiç param yoktu o zaman. Gerçi 2018'e kadar yoktu ya. Yoktu yani. Baba ne yapalım ben? Deyip ben böyle iki sene sonra bu 50 yaşında zengin bir abiyle evlenir. Değil bak, mi? Amma söylüyorum. Komik olur ha. Ben ama öyle olacak zaten belli. Vallahi öyle seni olacak. Seni öldürürüm. Vallahi öyle olacak gibi. Ben gerçekten zengin sevmiyorum arkadaşlar. Yok yani. Ben çünkü şey seviyorum. Ben sapyoseksüelim. Çok bu kadar iddialı konuşuyorum. Ben akıl severim. Ya tamam, ben de kadınlarla ama akıl şöyle severim de. Yani ben salak kadınla imkanı yok, ben de şey yapamam. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani adam cin gibi yani, tamam mı? Böyle lep demeden Çorum ya. Çorum'un böyle 12 ilçesini falan sayıyor. Tamam, o öyle bir adam. Ama cepte 5 kuruş para yok. Böyle gidiyor. Aşkım ya, bir Starbucks'ı sinirlesin falan diyor mesela. Yani bu da olmaz yani şimdi. Olmaz, Melis. Bu da olmaz. Evet, olmaz. Çünkü şu mutlu olamazsın. Başka dünyalar var çünkü orada. Ya sen şimdi güzel bir kadınsın yani. Birbirimizi yemeyelim Melis. Ne alakası? Güzellikle ne alakası var bunun mesela? Ya, bak bu çok kötü bir algı ya, değil ya, mi? Boş ver ya. Bak mesela az önce dedi ki işte yok efendim hesap, senin hesabın param burada geçmez demekle kadın dövmek aynı şey. Bu çok tamam, şahane hareket ama bu dediğin şey. Ya mesela neden ya, güzel içten içe, zengin içten ve yaşlı içe, adamlarla beraber olmak zorunda falan. Ya içten içe diyeceksin ki ben daha güzelim. Ve benim neyim eksik? Benim altımda niye mezarat hiç yok? Hiç demiyorum biliyor yani musun? Yani diyebilirim. Öyle bir dünyada yaşıyorum. Yalan söylüyor bu ya. Vallahi hiç demiyorum. Tanırlar arkadaşlar beni. Ne yalan be. Hiç demiyorum. Bir şey diyeceğim. Böyle çılgın takipçili YouTuber olmak için ne yapmak gerekiyor ya? Çalışmak gerekiyor. Sürekli çekmem gerekiyor. Değil mi? Başarı, hiçbir başarı tesadüf değil yani. Ya aynen. Doğru bu çünkü arada. Çünkü şimdi bu YouTube ve dijital dünya biraz daha sanki insanların çok kolay yoldan bir yerlere geldi ve para kazandı bir yer olarak görülüyor da. Kolay yoldan herkes olsun ya. Açık platform ya. Elinde telefonun, herkes yapabilir bu işi. İşte herkes öyle düşünüyor bu arada.
O yüzden çocuklar artık bence yapsın, iyi bir kariyerden de vazgeçmiş durumda. Poetry meydan. Ama mesela bu adam arkadaşlar edebiyat mezunu, bir öğretmen zaten. Edebiyat öğretmenliği mezunu. Oyunculuk eğitimi var. Evet. Bu adam zaten kendi doldurmuş da buralara gelebilmiş. Değil mi yani? Yani yine bunları, öğretmene bağladım ben. Yani bunları yapmadan da bir yerlere gelen insanlar var. Yani sadece eğitim değil. Ya şimdi mesela yayıncılar var. Yayıncılar tamamen mesela adamı mesela Twitch'te 1 milyon takipçisi var. 1 milyon tane arkadaşı var olarak görüyorum ben onu. Çünkü yani birine böyle canlı yayında para atmak bana böyle bir şey geliyor yani. Twitch bambaşka. Manasız gibi geliyor. Ama baktığında çok seviyorlar adamı yani. Evet. Adamı evet, çok samimiyeti kuruyor. Aynen. Yani böyle 1 milyon tane arkadaşı varmış gibi düşün. Ama ben mesela çektiğim içerik iyi değilse beni kimse izlemez yani. Ben sana öyle söyleyeyim. Evet canım, kesinlikle öyle yani. Demek ki bir şeyler buluyorlar kendilerinden. Bu da son noktayı koyuyoruz bir şekilde. Bir balina olarak Bitcoin'i 50 kere fırlatıyoruz. Durmadı. Durmadı. Şey ya. Evet, seyircilerimize ne söylemek istersin son olarak? Arkadaşlar BTC haberi takip edin. Şuraya der misin? Zoomlayacağız seni. Özellikle kaşları çünkü çok ikna edici. Kaşları zoomlayabilir miyim? Bir de göbekli. Sen dalga mı geçiyorsun benim kaşlarımla? Hayır ya, kaş. Gerçekten çünkü bayağı çalışılmış ya. Senin saçını başını yolarım. Düşünsek. Arkadaşlar BTC en iyi kripto para haberlerinden haberdar olmak için. Şahane reklam. BTC haberi takipte kalın. Keşke PTC demeseydim Betal. Ama bu PT, Bitcoin kızım bu. Yeni çıktı bu, yeni coin. Ay, güzeldi yine de, teşekkür ederiz. Yine de mi? P'ye rağmen iyiydi. Ha, senin varlığın yeter. BTC haberi takip edin arkadaşlar işte yani. Ya zaten bu çok dar bir alana hitap ediyor yani. Zaten adamın Bitcoin'lere, kripto paralara ilgisi varsa seve seve takip etmek zorunda. Melis'cim. Değil mi ya? Evet, maalesef takip etmek zorundasın çünkü bu iş. Öğreneceksin bu işi. Değil mi bir şekilde? Ben mi? Yok, genel olarak yani. Ha. Takip etmek, güncel kalmak gerekiyor. Evet. İyi ki geldin. Sen de iyi ki sundun. O zaman teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hadi el sallayalım, tamam. Ve kapatalım. Bye bye.